Kişisel markalaşmanın zor anlatılan bölümlerinden bir tanesi gerçekten. 1980'li yıllardan sonra modernizmin etkisiyle çok manipüle edilmiş 1990'larda falan. Yani kişisel markalaşma deyince insanların zihninde bir miktar kişisel gelişim, bir miktar da işte sabahleyin portakal suyunu içtin mi, yoga yapıyor musun, araban ne marka, takım elbiseni şöyle alacaksın falan gibi yanlış anlaşılmış bilgiler öbeği birikmiş o konuyla alakalı. Halbuki kişisel markalaşma bir yöntem olarak özellikle de bugünün dünyasında birazcık bir zaruriyetmiş gibi görünüyor. Şundan kaynaklı. Biz en başından beri Homo sapiens sapiens olarak 150-200 kişilik gruplarla beraber yaşamaya alışkınız. Şaşırtıcı bilgi, milattan önce 10.000'den başla 1980'lere kadar, dijital dünyanın önümüze yeni teknolojileri getirme sürecine kadar biz kalabalık kentlerin içinde de olsak 150-200 kişilik örüntülerle yaşadık. Yani hep zihnimiz bir köy etkisini üzerinde taşıdı. Bunu nereden biliyoruz? Facebook'ta dünyadaki insanların ortalama arkadaş sayısı 186 idi. Bizim gerçekten zihnimiz bir köy örüntüsünü taşıyor. Bu köyde kimler var? Yan komşumuz var, akrabalarımız var, alttaki bakkal var, babamızın iş arkadaşları var, bizim okuldan tanıdığımız insanlar var. Bunlar birinci derece, ikinci derece, üçüncü derecede kuşaklar oluşturarak böyle 150-200 kişilik bir kalabalık oluşturuyor bize. Biz bu kendi klanımızla evleniyor, iş buluyor, sosyalleşiyor, eğleniyor ya da bir şey yapacaksak, bir şey üreteceksek bunlarla beraber üretmeyi tercih ediyoruz. Bu bizim hem zihinsel, hem kültürel, hem sosyal ortalamamızı oluşturuyor o 150-200 kişilik yapı. Ve o yüzden de hayatımızla alakalı herhangi talep ettiğimiz bir şey olduğunda dönüp bu 150-200 kişilik kalabalık kadrodan bir şey istiyoruz, yardım istiyoruz. Fakat bu yapı 1990'lı yıllar o bilimin bize getirdiği yeni teknolojik sonuçlardan kaynaklı gelen dijital dünya, internet, sonrasındaki sosyal medya, iletişim kaynaklarının çok yüksek oranda açılması, çok ucuzlaması, bunun sonucundaki oluşan etkiyle biz artık birdenbire 3,5-4 milyar insan olarak aynı masada oturur hale geldik. 3,5-4 milyar insan olarak aynı masaya oturduğumuzda bizim o 150-200 kişilik klana alışkın olan zihnimiz artık yeni o kalabalık ortama göre tekrar düzenlenmek zorunda kaldı. İşte markalaşma tam olarak bu aşamada gerekli olan şeylerden bir tanesi. Çünkü eskisi gibi insanların bizi uzun sürede tanımaya fırsatları olacak zaman dilimleri yaşamıyoruz artık hiç kimseyle. Bu yüzden temel kavramlarımızın birçoğunda büyük değişiklikler oldu. Biz artık iş aramayı bu 150-200 kişilik yapıyla beraber yapmıyoruz. Biz iş aramayı dijital dünyada 4,5 milyar insanın içerisindeki iletişim içerisinden yapıyoruz. Biz artık flörtleşmeyi, sevgililiği ya da evlenmeyi bu 150-200 kişi, annemizin bize mahalleden bulduğu birileri ya da işte uzaktan tanıdığımız, okuldan tanıdığımız, flörtleştiğimiz birileriyle değil, dijital dünyanın bize getirdiği fırsatlarla beraber yapıyoruz. Biz artık bir şey üreteceğimizde, üreteceğimiz insanları bu 150-200 kişilik yapının içerisindeki güven ortamından seçmiyoruz, dijital dünyadan seçiyoruz. Arkadaşlar şuna ihtiyacım var, şöyle yapacağız, şu işi yapacağız diye oradan arıyor, oradan gidiyoruz. Artık tüm tanışmalarımız, tüm üretimlerimiz, tüm iletişimlerimiz dijital dünyanın o kalabalıklığının içerisinden geliyor. Bu arada önemli bir şey daha değişti. O da mesela başarı başarısızlık gibi temel kavramlarımızın etkisi de değişti. Burada kendi klanımızın içerisindeyken bizim kendi yaş grubumuzdan artı eksi beşer yaş aralığında 10-15 kişilik bir grup oluyordu. Bu 10-15 kişilik grubun içerisinde başarıyı biz paylaşarak var oluyorduk. Birisi çok iyi bisiklete biniyor, birisi çok güzel yemek yapıyor, birisi çok güzel ütü yapıyor ya da terzilik yapıyor, birisi iyi para kazanmış, birisi sporcu. Başarı ve başarısızlık kavramlarını kendi aramızda paylaşıyorduk. Böyle bir grubun içerisinde sizin başarısız olma diye bir etkiniz yoktu. Böyle bir grubun içerisinde kendinizi başarılı hissettiğiniz herhangi bir dilim, herhangi bir aralık bulabiliyordunuz. Ama bu etki bizi birden kalabalık bir dünyayla tekrar karşılaştığımızda, masaya oturduğumuzda artık başarılı olmanın imkanı kalmadığı bir dünyayla karşılaşıyorsunuz.
Yani aldığınız herhangi bir müzik aleti, gitar aldığınızda işte herhangi bir parçayı çalabiliyor olmanız kendi 3-5 kişilik arkadaş grubu içerisinde çok değerli bir şeyken, hani o parçayı çalabiliyor olduğunuzu YouTube'a yazdığınızda onu tek ayağıyla çalanı, eşeğe çaldıranı falan gibi bin bir çeşidini görebiliyorsunuz. Artık yani hani başarı başarısızlık, o parçayı çalmış olmanın bir başarı olma duygusu üzerinizden kalkıyor. Bunların da getirdiği etkiyle beraber biz o 3,5-4 milyarlık insan grubunun içerisinde kaybolmaya başladık. Nasıl oluyor da yani 150-200 kişilerle görüşüyorken yalnızlık çekmeyen insan 4 milyar insanla beraber dijital dünyada iletişim kurabilme becerisine sahip olduğunda bu kadar yalnızlık çekiyor? Bu sürecin en önemli sorularından bir tanesi. Bakanlığı kurulacak kadar yalnızlık dünyada önemli kriterlerden bir tanesi. Biliyorsun İngiltere'de gerçekten konulu bakanlığını kurdular. Çünkü çok yüksek sayıda insan yalnızlıkla alakalı oluşmuş kötü sosyal örüntüler yaşıyor. Bu yalnızlığın temel gerekçelerinden bir tanesi kendimizi tanımlayamadığımız, başka hiç kimse kendini tanımlayamadığı için onları tanıyamadığımız kocaman milyarlarca insanın olduğu bir leğenin içerisinde dönüp duruyor olma hali. Çok baskın renkler birbirini tanıyor. Çok bariz tanımlanmış iş ihtiyaçları. Daha ağırlıklı sekse dayalı flörtizm gibi şeyler. Bu dijital dünyanın içerisinde matematik olarak işe yarıyor. Bariz tanımlanmış iş üretme gibi alanlar işe yarıyor. Ama bunun dışındaki alanlar henüz aratonlar düzgün oluşamadığı için insanlar birbirini tanıyamıyor. İşte kişisel markalaşma tam olarak dünyaya karşı kendinizi tanıtabileceğiniz, aynı zamanda dünyada başka insanları kolaylıkla tanımanızı sağlayacak, nasıl bir ihtiyacınız varsa iş üretmek için olabilir, sosyal ilişkiler için olabilir, işte herhangi bilimsel, zihinsel bir gelişimin sosyal ortamları için olabilir, flörtleşme için olabilir. Kendinizi doğru tanıtabileceğiniz, insanları da doğru tanıyabileceğimiz iletişim metodolojisini anlama halinin adı. Teknik bir şey yani. Öyle kişisel gelişimle de alakası yok. Sabahki portakal suyu ve yoga ile de alakası yok. Bu arada yoga yapan hiç kimseye de negatif bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. 8 adımlık bir çalışma üretiyoruz kişisel markalaşmayla alakalı. Önce kendimizi tanımlamayla alakalı, kendimizi tanıma ve tanımlamayla alakalı bir 4 adımlı bir ilerleme kaydediyoruz. Yani kendi adımızı öğrenmeden başlayıp, hani nasıl tarif edebileceğimiz, kendimizle alakalı neleri söyleyebileceğimizi tarif ettiğimiz bir içerik oluşturuyoruz. Sonra da kendimizi tanıdıktan sonrasında da faydamız, ürettiğimiz faydaların ne olduğuyla alakalı ikinci bir 4 aşamalı bir çalışma yapıyoruz. Böylece herhangi bir dijital ortamda ya da herhangi sağlıklı kalabalık bir ortamda kendimizi doğru tarif edebilecek içeriğe, zihne, bakış açısına sahip oluyoruz. Herhangi bir hizmetten, herhangi bir üründen bahsettiğimizde markalaşmayla alakalı o ürünün satışı, pazarlaması, iletişimi ya da benzeri şeylerden bahsedilebilir. Ama biz bireylerden, özellikle de kendimizden bahsediyorsak bu dilin karşılığında biz faydadan bahsetmeyi tercih ediyoruz. Yani dünyaya oluşturduğumuz faydanın ne olduğunu doğru tanımlamaktan bahsediyoruz. Çünkü eğer faydamızı güzel tanımlayabiliyorsak, bizimle tanışmak isteyen dünyanın bizi güzel tanıması için iyi bir fırsat yakalamış oluyoruz.